Otomobil Meraklısı kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. İkinci el ve sıfır otomobillere dair an ve son dakika gelişmelerle karşınızda olmaya devam arkadaşlar. Bugünkü konumuz Kasım ayı otomobil satış adetleri açıklandı. Bu satışlar neyin nesi ya? Dilerseniz detaya geçelim arkadaşlar. Buyurun. Evet, Kasım ayını zam üstüne zamlarla fiyatları çekerken artık yetiştiremeyerek arkadaşlar artık bunalarak hepiniz de eminim bu zam olayından bıkkınlık geldi. Yani ardı arkasına kesilmeyen durum tabii ki içinde bulunduğumuz kurun seviyesinden dolayı firmalarda araba olmamasına rağmen tabii ki fiyatlarını var olanlara çekiyor. Bazı markalar ay içinde 3-4 kere zam yaptı. 2 marka dışında hiç kimse zam yapmadı ama o 2 marka da aralığın ikisi itibariyle arkadaşlar. Aradaki ne derler farkı yansıttılar yani bunun neticesinde ve fiyatlar aldı başını gitti arkadaşlar. Şu an bir B sınıfı manuel bir araç bile artık 340 bin lira, 350 bin liralardan bahsediyoruz. Şundan 1-2 sene önce demeyeyim. Şu an bile çoğu ilde 1+1, 2+1 yani düşük nasıl diyeyim bütçelerle bir daire başını sokabilecek bir daire fiyatı bile en basit arabanın sıfır o fiyata geldi ki fiyatın zammıyla birlikte biliyorsunuz arkadaşlar Fiat Egea da tüm modellerinde zam geldi. En ucuz Egea artık 223.900 arkadaşlar 193 bin liradan 223 bin lira yaklaşık 30 bin liralık bir zam geldi. Egea da ciddi çıkışını yaptı. Açıkçası benim daha önceki videolarımı izleyen arkadaşlar 4 ay önce ben Egea'yı yıl sonunda 200 bin lira olur demiştim ama benim dediğimin de üstüne çıktı. Daha aralık zammı ile birlikte arkadaşlar ki bu ay içinde zam gelip gelmeyeceği belli değil. Şu an bile 223 bin oldu. Çoğu firmalar artık fiyatlarını aylık güncelliyorlardı. Çoğu firmalar artık fiyatlarını gün bazında vermeye başladı. Biliyorsunuz son 4 aydır bunu vermeyen firmalarda son örnek Kia yaptı arkadaşlar. Kia da artık günlük olan moda geçti. Şimdi satış adetleri açıklandı arkadaşlar. ODD'de çok enteresan durumlar. Hanginiz bayiye gittiği zaman Allah için galerinin elinde showroom'un içerisinde sıfır bir araba gördünüz ve satılabilecek bir araba gördünüz. Çoğu teşhir yani test araçları tek tuk var. Ve satış adetlerine baktığımız zaman arkadaşlar bu ay Kasım ayı Ekim ayının da üstüne geçmiş. Bakın otomobil olarak 42.982 adet otomobil satılmış. 17.000 adet ticari araç satılmış. Toplamda 60.000 adetten bahsediyoruz. Kasım ayı için arkadaşlar. Ekim ayında ilginç bir detay. Otomobil Ekim ayında 40.000 satılmış. 40.500 satılmış. Ticari araç 16.000 satılmış. Ve toplamda 56.000. Ekim ayında da araba yoktu. Bayilere gidiyorduk. Kasım ayında hele hiç yok. Nerede arkadaşlar bu araba? Nerede bu araba? Yani bayiye gidiyoruz. Bayilerde araba yok ama satış adetlerine baktığımız zaman ilk 10 listeyi de şöyle koyacağım arkadaşlar. Hatta ilk 20 listeyi satışlardan. En çok Renault satmış 7.879, Toyota 4.065, Hyundai 3.776, Fiat 3.249, ilk 5 Peugeot 3.115. Ya Allah için hanginiz bayide bu arabalardan gördünüz? Burada büyük bir soru işareti var arkadaşlar. Nerede bu arabalar? Ya 42 bin tane otomobil satılmış arkadaşlar. Nerede? Hanginiz bayiye gittiği zaman araba buldunuz? Yani madalyonun çok değişik yüzleri var arkadaşlar. Tabii ki belli aralıklarla işte ayın ilk haftasında ortalarında belli başlı sevkiyatlar oluyor. Sevkiyatlarda arabalara gelen sayılar belli. 3, 5, 10, 15 ya da neyse arkadaşlar. Yani şuradan şu sonuç ortaya çıkıyor gerçekten arkadaşlar. Satın alan tabii ki çok çok talep var. Ama ikinci ellerdeki özellikle bu malum sayfaya baktığımız zaman şu an en basitinden size örnek vereyim. En basit 100 bin liralık, yani 100 bin demeyelim de 190 bin liralık sıfır bir otomobil. Arkadaşlar normal siteye giriyorsunuz 270-260 bin liradan başlıyor. Şimdi bayilerde araba bulunuyor. Buradaki rant sıfır otomobil bayilerini de cezbediyor arkadaşlar. Onlar da ne yapıyor?
rent-a-car bazında arabaları kendileri satıyor. İkinci el stoğunu alıp kendileri o şekilde satıyor. Çünkü ciddi bir kar var. Ve vatandaş da alıyor. Vatandaş da artık bunu yatırım aracı olarak gördü. Yani bunun önüne bir şekilde geçilemeyecek bir boyuta geldi. Ama şu bir gerçek. Bu kadar araba satıldıysa bu kadar araba showroom'da yok. Bu kadar araba nasıl satıldı kardeşim? Gelen hop gitti, gelen hop gitti de yani hiç gözüken araba yok. Yani showroom'un sergilenecek bölümünde araba yok. Demek ki bu kadar üretimde araba varmış ve arabalar bu yoklukta, bu çip krizine, bu pahalılığa rağmen hala satılması demek ki arkadaşlar deli gibi talep var, deli gibi istek var. Ama bu nereye kadar gidecek? Bekleyip göreceğiz. Satış adetleri açıkçası yüksek Ekim ayına oranla. Aralık ayında da göreceğiz. Hani yıl sonu geldi ama Aralık ayında şöyle bir beklenti içinde vatandaşlar kimse girmez diye düşünüyorum artık. Normalde her sene yıl sonunda kampanyalı arabalar görürdük değil mi arkadaşlar? Şu an kampanyalı görecek bir araba yok. Hiçbir bayinin limiti, hedefiyle ilgili bir derdi yok. Hiçbir şey yok. Zaten araba yok. Sıfır araba da yok. Hatta bulan zaten artık ticaret babında baktığı için alayım hemen 30-40-50 bin lira karla satayım. Özellikle 2020-21 model arabalar yani 2010 5 modelin üstündeki arabalara ciddi bir sirkülasyon var arkadaşlar. Galericiler, alsatçılar, kurumsal firmalar işte bazı görüyorsunuz bütün arabaları topluyorlar. Yani ciddi anlamda pastanın kaymak bölümü var. Sıfır otomobiller Aralık ayında da bu şekilde zamlar kura bazlı ve araba olmamasına bazlı ve malum sitelerdeki durumdan arkadaşlar sirkülasyona devam edecek gibi gözüküyor. Tabii ki biz bunların takipçisi olmaya, fiyatları paylaşmaya anven sizlerle bu durumu haber etmeye gayret edeceğiz arkadaşlar. Siz de kanalımıza abone olup olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.